Az sonramızı izlediniz. Dolayısıyla İyi Parti'nin genel başkan seçimli olağanüstü kurultayına özellikle odaklanmak gerekiyor. Ankara Haber Merkezi'nden muhabir arkadaşım Sibel Mazrek tam olarak şu anda karşımda. Arkasında da devasa salonu görüyorum. Sibel, kafa kafaya bir yarış var. Musavat Dervişoğlu'nu Akşener işaret etmişti ama Koray Aydın geldi. İlk tur oylamada öne geçti. Şu anda durum ne? İkinci tur oylama ne zaman başlayacak? Son durum fotoğrafını çeker misin İyi Parti Kongresi'nden? Ekrem Açıkel, İyi Parti'de son derece kritik bir kongre oluyor. Dört aday yarışıyor fakat Mehmet Tolga Akalın'ın çekildiğini söyleyelim. Delegeleri serbest bıraktı. Herhangi birini işaret etmedi. Şu anda ikinci tur oylama devam ediyor. Yaklaşık yarım saat sonra bitmesi bekleniyor oylamanın ve kim olacak genel başkan merakla bekleniyor. Birinci turda Koray Aydın en yüksek oyu aldı. 472 oy aldı. Musavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodas 2 oy aldı ve şu an gözler İyi Parti'nin yeni genel başkanı kim olacak? Şimdi ikinci tur seçimleri gelecek. Ya Musavat Dervişoğlu ya da Koray Aydın. Koray Aydın aslında bugün sabah saatlerinde salona giriş yaparken en yüksek alkışı almıştı. Salon hakimiyeti ondaydı ve çok yüksek bir destek vardı. Ve bu destek aslında birinci turdaki seçimlere de yansıdı. 472 oyla şu anda yarışı önde götürüyor. Genel başkan seçimi dakikalar sonra belli olacak. İyi Parti'nin yeni lideri kim olacak merakla bekleniyor. Ve yeni genel başkan belli olduktan sonra parti kurul üyeleri de belli olacak. Genel İdare Kurulu üyeleri ve ardından Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek delegeler tarafından. Ve yeni genel başkan 50 GİK üyesi Genel İdare Kurulu arasından başkanlık divanını belirleyecek. Fakat onun öncesinde gözler yeni başkanın kim olacağında. O da işte ikinci tur devam ediyor. Dakikalar sonra belli olacak. Üçüncü tura kalır mı? Çok muhtemel görünmüyor. Çünkü Mehmet Tolga Akalın çekildi. Mehmet Tolga Akalın'ın oyları kime gidecek? Bu merakla bekleniyor. Dakikalar sonra İyi Parti'nin yeni genel başkanını öğreneceğiz. Ekrem Açıkel. Sibel, anladığım kadarıyla ikinci tur oylamanın hemen ardından İyi Parti'nin yeni liderini öğreneceğiz. O da kuvvetle muhtemel 19. Yani ana haber bültenimizin ikinci yarısının başına denk gelecek. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Kurultayın nabzını birlikte tutuyoruz. Çok teşekkür ederim.